Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem TV1 izleyicileri, Kayseri İl Müftülüğümüzün organize etmiş olduğu TV1 ekranlarında her cuma gecesi yayınlanan Rahmet Damlalar programına hoş geldiniz. Rabbim evlerinize, gönüllerinize, yüreklerinize huzur ve afiyetler ihsan eylesin inşallah. Bugün çok değerli bir konuğumuz, Kayseri İl Müftü Yardımcımız Muhterem Hocam Mehmet İzci hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Şükürler olsun Mevla'ya. Sizler de iyisiniz. Afiyettesiniz. Allah razı olsun hocam. Tekrardan geçmiş olsun dileyelim inşallah. Allah razı olsun. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Amin inşallah. Allah razı olsun inşallah. Muhterem izleyicilerimiz, hocamızla bugün imtihan ve muhasebe konusunu konuşacağız inşallah. Dünyadaki varoluş sebebimizin ne olduğunu, imtihanı nasıl anlamamız gerektiğini, başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl okumamız gerektiğini, bir de ölüm hadisesine nasıl bakmamızı, Müslümanca nasıl bakışımız olacağını hocamızla konuşacağız inşallah. Rabbim istifade edebilmeyi bizlere nasip etsin hocamın engin bilgilerinden. Muhterem hocam, konumuz imtihan ve muhasebe. Her şeyden önce bizi dünyaya gönderen, bizi var eden, yoktan var eden Rabbimiz niçin yarattı bizleri? Dünyadaki varoluş sebebimiz nedir dediğimizde ne dersiniz hocam? Evet, ben buradan TV1 izleyicilerini muhabbetle selamlıyorum. Şimdi özellikle insan gerçekten mükerrem bir varlık. Cenab-ı Hak halife olarak vasıflandırmış ve Cenab-ı Hak en güzel surette yaratmış. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Yani bu kıvamı da hiç kimseye vermemiş. İnsana vermiş sadece. En güzel şekilde yaratılan insanı da öyle alelade basit usulle yaratmamış. Yani laf olsun diye de yaratmamış. Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmasındaki maksat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık buyuruyor. Ha, Allah-u Teala'nın ibadete ihtiyacı mı var? Yok, bizim ihtiyacımız çok var. Çok güzel. Bizim ihtiyacımız var. Eyvallah. Onun namaza, abdeste, oruca ihtiyacı yok. Çünkü o ganidir. Kimseye muhtaç değildir, samettir. Hocam çok güzel bir ifade, özür dilerim ama gani ifadesine verdiğiniz anlam çok dikkat çekici. Hiç kimseye muhtaç değildir. Gani aslında zengin anlamına gelmiyor. Ya buradaki ifadeyle. Evet, vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Buyuruyor ayet-i kerimede hocam, zaten. Allah-u Teala yani zengin, kimseye ihtiyacı olmayan. Çok güzel. Ama ve entumul fukara. Sizler fukarasınız. Yani sizler ihtiyaç sahibisiniz. Muhtaç olan biziz. Muhtaç olanlar sizlersiniz. O taraftan baktığımız zaman ibadete bizim ihtiyacımızın olduğunu, çok güzel. Taate bizim ihtiyacımızın olduğunu, Allah'a bizim ihtiyacımızın olduğunu biz buradan öğrenmiş oluyoruz. Ve Mülk suresine baktığımız zaman ilk ayetlerine dikkat çekmek isterim. Tebârakellezî biyedihil mülk ve hu alâ kulli şeyin kadir. Yani mülkü elinde bulunduran, bütün her şeyin sahipliğini, malikliğini elinde bulunduran Allah mübarektir zaten. Yani bereketin kaynağı O'dur. Çok güzel. Ve her şeye gücü yeten de O'dur. Arkasından Allah-u Teala kendisini böyle tavsif ettikten sonra, vasıflandırdıktan sonra ha sizi niye yarattı? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Yani ölümü ve hayatı sizin hanginizin daha iyi iş ortaya çıkaracağını, daha iyi amel ortaya çıkaracağını denemek için, imtihan etmek için sizi yarattı. Demek ki biz imtihandayız. Bir amacımız var değil mi hocam? Amacımız var. Yani biz başıboş yaratılan, abes yaratılan bir varlık değiliz. Dünyada zaten abes, başıboş yaratılan bir varlık da yok zaten. Yani düşünün hocam hayvanlar, hayvanların da mutlaka bir gayeleri var. Ama biz hem aklı olan, hem bu aklını fikriyle kullanan bir varlığız. Düşünceli, düşünen, ötesini gören, sevdiklerini düşünen, komşusunu düşünen, eşini, dostunu düşünen bir varlığız. Mesela hiçbir ineğin Ankara'da olan bir buzağısını ya da satılmış oraya daha önce gitmiş bir buzağısına mektup gönderdiğini, Allah'ım, selam ettiğini, kelam ettiğini ya da onu görmeye gittiğini, onun düğününe gittiğini falan göremezsiniz. Ama Allah-u Teala bu vasfı sadece bu özelliği insana yüklemiş. Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da bir eşi, dostu, oğlu, kızı ya da akrabası olan insanı unutmuyor. Telefonla soruyor. Acı gününde, tatlı gününde her zaman yanında oluyor. Bu vasıf insanda var sadece. O yüzden de ahsenu amela diyor. Yani hanginizin daha güzel amel yaptığını denemek için. Ve huvel azizul gafur. O Allah ki hem azizdir hem gafurdur. Yani izzet sahibidir ve de
size acıyor. Ya size acımasa, ya sizi bağışlamasa. Değil mi hocam? Aslında çok güzel bir bağlantı. İmtihan içerisindeki bir takım hatalarımızı, yanlışlarımızı, bu deneme içerisindeki kusurlarımızı affedebilir. Affediyor. Çok zaten Allah-u Teala'nın bu affetme vasfı olmasa biz perişan oluruz. Değil mi hocam? Çünkü bir baba oğluna bir yanlış yapıyor, oğul babasına bir yanlış yapıyor. Yıkıl gözümden diyor. Ama biz akşama kadar Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerden istifade ediyoruz. O nimetleri yiyoruz, içiyoruz. Bedava havayı teneffüs ediyoruz. Günde 86 bin saniyeyi böyle keyfe ma yaşa kullanıyoruz. Allah'a sonra da Allah-u Teala'nın huzuruna varıyoruz. Allah-u Teala demiyor ki akşama kadar bir sürü nankörlük yaptın, ne yüzle geldin huzuruma demiyor yani. Hocam çok güzel bir bakış açısı. Şimdi siz amirsiniz. Bir şekilde biz de bir yerlerde idare işiyle uğraşıyoruz veya evlat sahibiyiz. Evladımız bazı konularda sözümüzü tutmadığında, bazı konularda itaatsizlik yaptığında bizim ona tavrımız, bakışımız, işte kızgınlığımız çok farklı oluyor. Demek ki Rabbimizin onca ikramını geri çeviriyoruz. Onca emrine itaatsizlik yapıyoruz ama o hala bize kızmıyor. Hala rahmet gönderiyor. Gerçekten, hala acıyor. Gerçekten öyle. Acıyor ve Allah-u Teala öyle izzet ikram sahibi ki yani hala vermeye devam ediyor. Değil mi hocam? Hala veriyor. Yani rızıklandırıyor, taltif ediyor, ikram ediyor, kesmiyor yani. İster iman etsin, ister iman etmesin, yaratmış olduğu kulunu kesinlikle aç, susuz bırakmıyor. Yani Rabbimizin herhalde bu verdiği nimetler, güneş, hava, su, insanların elinde olsaydı, zaten ayette de geçiyor ya hocam, kimseye zırnık vermezlerdi insanlar. Bazen bu özelleştirmeler var ya değerli hocam. Evet. Allah-u Teala diyorum bu nefes işini özelleştirseydi, bir kulunu emrine verseydi, hadi bundan sen sorumlu deseydi mesela, bunun kaşını gözünü beğenmedim. Buna kızdığına, bugün, öfkelendiğine. Evet, öfkelendim. Bugün buna nefes yok filan derdik. Ama Allah-u Teala yani kendisini inkar edeni, kendisine nankörlük edeni, kendisine iman edeni, iman etmeyeni herkesi bir şekilde inham ediyor, nimetlendiriyor. Yani biz buradan aslında yola çıkmış olsak Rabbimize ne kadar şükretsek. Hocam muazzam bir tespit. Allah razı olsun. Evet. Geçenlerde Fransa'da bir olay anlattılar. Çok hoşuma gitti. Bir hasta 15-20 gün yoğun bakımda yatmış, işte bu hani nefes alamama sıkıntısı bu hastalıktan dolayı cihaza bağlanmış ve kendisine kaç bin dolar masraf çıkartmışlar. Adam demiş ki tamam anlayacağım, vereceğim, mesele değil demiş ama şunu anladım. Ben 70 yıl ömür yaşadım, onun ifadesiyle Tanrı diyor, Tanrı bana bu nefesi bedava verdi. Ya. Siz 15 günlük bu verdiğiniz havayı kaç bin dolara veriyorsunuz diyor. İşte bu kadar hocam. Amerika'da da bir örneğin daha okumuştum ben. Bir kitap da okumuştum ama hatırlamıyorum kitabı. Amerika'da bir çocuk annesiyle birlikte bir alışveriş merkezinin merdivenlerinden, bu yürüyen merdivenlerinden aşağı doğru inerken şu serçe parmağının ucunu kaptırıveriyor. Sonra hastanede kesiveriyorlar. Şuradan alıyorlar. Düşüyor parmak yani. Tazminat davası açıyor alışveriş merkezine. Çok yüklü ama yani. Çok fahiş böyle. Yüklü bir fiyat çıkıyor o zaman. Tazminat alıyor. Onu okuduğumda şey böyle aklıma gelmiş. Demiştim ki ya küçücük bir parmak kulların mahkemesinde bu kadar yapıyor. Allah kulların Ekber. Gözüyle bu kadar yapıyor. Bunları Allah-u Teala hesaplasa, bütün bedenimizi hesaplasa ya demek ki ne kadar çıkıyor. Paha biçilmez değil mi? Gerçekten. Yine bazen de düşünürüm derim ki yani tefekkür ederim. Allah'ım iki böbreğimizde olmasa ölmek üzereyiz. Birisi bize dese ki sana bir böbreğini vereceğim ama malını, mülkünü, varını, yoğunu hep istiyorum dese veririz. Çünkü yani öleceğim yoksa hem malımı kaybedeceğim hem ömrüm gidecek veririz. Demek ki bizdeki bir böbrek o kadar çok fiyat ediyor, o kadar çok değerli, o kadar çok kıymetli ki. O yüzden biz Allah-u Teala'nın üzerimizdeki nimetlerini saymaya kalksak beceremeyiz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِيمَةَ اللّٰهِ لَا تُوْسُوا beceremeyiz, gücümüz, kuvvetimiz yetmez. Denizleri mürekkep yapsak, dağlara da kalem yapsak, sabah akşam yemesek, içmesek, yatsak emin olun bitiremeyiz. Hocam sadece maddi nimetler değil, manevi, mesela vatan bir nimettir değil mi hocam? Vatan nimettir, bayrak sevmek nimettir. Sevmek, evet. Yani muhabbet nimettir, birlik nimettir, dirlik nimettir. Mesela eskiler derlerdi ki, ben bu hastalık sürecinde daha iyi anladım onu da. Hocam Allah ağız tadımızı bozmasın. Allahu Ekber. Ya şimdi ben 45 gündür yiyorum ama hepsinin tadı aynı. Tat alma duyunuz? Tabii tad alma duyusu yok. Suyu içiyorum acı. Anladım dedim ki ya ağız tadı ne kadar önemliymiş. Bir de bu taraftan hem bu taraftan bakıyorum hem de ağız tadı dediği Allah huzurumuzu bozmasın. Huzurumuzu bozmasın. Allah birliğimize dirliğimize göz dikenlere fırsat vermesin. Amin. Memleket demek
birlik demek, dirlik demek, huzur demek, güven demek ve en büyük nimet demek. Sadece aslında bir toprak parçası değil değil mi hocam? Mümkün değil. Yani. Mümkün değil yani. Evet. Mümkün değil. Allah razı olsun. Hocam değil. Çok güzeldi. Eyvallah. Peki hocam, ayet-i kerimelerden bahsettiniz. Mülk suresinden ve Zariyat suresinden. Anladık ki biz hangimiz daha güzel amel işlemek üzere dünyaya gönderildik ve Rabbimiz imtihan ediyor. İmtihan deyince nasıl anlamalıyız? Rabbim bizi imtihan edecek ve neyle imtihan edecek? Evet. Eyvallah hocam. Aslında şöyle baktığımız zaman imtihan dediğimiz zaman bütün insanlar yaratılış itibariyle bu imtihanın bir parçası oluyorlar. Yani hepimiz şu anda imtihan salonundayız. Aynen öyle. Dünyaya geldiğin andan itibaren imtihan başlamış oluyor. Çok güzel. Yani kulsak, kul olmuşsak, yani beşer olarak bu dünyaya gelmişsek, bu dünyaya gelen herkes beşer geliyor, ademliği, adamlığı kendisi kazanıyor burada. Çok güzel. Yani biz belki de şöyle de desem daha, beşer ya da Adem olarak geliyoruz, Adem oğlu olarak geliyoruz ama adamlığı çok güzel kazanımlarla elde ediyoruz. Bunların başında da bakıyoruz. Mesela peygamberlerin bu imtihan yarışında önde olduğu, yani peygamberlerin en büyük imtihanlara tabi tutulduğunu ağır imtihanlara. Ağır imtihanlara çok tabi güzel tutulduğunu görüyoruz. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennette yasak bir meyveyle imtihanı. Çok güzel. Yine Havva annemizin aynı şekilde birlikte yasak meyveyle imtihanı ve ardından o imtihanda beşer olarak yenildikten sonra tekrar elini Rabbine açtıktan sonra Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbim ben insanım, beşerim, şaştım ya. Ama sen Allah'sın. Çok güzel. Yani ben hata ederim. Sen hataları silersin ve senden başka bu hataları silecek kimse yok. Falan matikle filan matikle bu hatalar yıkanmaz. Çok güzel. Ancak tevbe matikle olacağını sen söylüyorsun. O yüzden ben sana geldim. Eğer sen beni bağışlamazsan, bana acımazsan, bana merhamet etmezsen ben nefsime zulmetmiş olurum. O zaman nereye gideyim? Hangi kapıya gideyim? Çok dediği güzel zaman öyle bir yaklaşıyor ki kalpten kalbe rabıta diyoruz ya hemen. Evet. Sonra Rabbi onu bağışlamış oluyor. Evet. Arkasından mesela Yunus Aleyhisselam izinsiz yerini terk ettiğinden dolayı bir balığın karnına düşüyor işte. Karanlık içerisinde karanlık. Aynı şekilde. Orada da o bir münacatta bulunuyor ve ardından Rabbi onu ne yapıyor? Necat bulduruyor yani. Hemen çıkıveriyor. Aynı şekilde yine Yusuf Aleyhisselam'ın mesela evet, kuyuda imtihanı, zindanda imtihanı, kadın imtihanı. Rabbim bunların davet ettikleri şey yani çok kötü. Ben yeter ki bunların davet ettikleri şeyden beni koru sen. Zindana gideyim. Ben ona o kabul ya, o başım üstüne diyor yani. Yine aynı şekilde Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı. Sağlıkla imtihanı, sıhhatle imtihanı, hastalıkla imtihanı. Bakıyorsunuz mesela bir peygamber ama Allah-u Teala onu imtihan ediyor. Ve şikayet etmiyor değil mi hocam? Şikayet etmiyor. Yani Rabbim diyor en sonunda dilime ilişti ya. Seni zikredemiyorum yani. Seni Allah zikrime Allah engel oluyor. İşte yani boynumu büktüm. Hiç olmazsa dilimden kaldırsan da ben diyor sana zikrime devam etsem diyor yani. Allahu Ekber. Ama bugün Eyyub Aleyhisselam'ın şöyle düşündüğümüz zaman yaraları dilini, belki bedenini, zahiri anlamda bir yara ki oraları böyle hedefliyor. Fakat bizim kalbimizde, gönlümüzde, bizim insanlığımızı tarumar eden, kalbimizi, gönlümüzü sevgiden, muhabbetten uzaklaştıran öyle hastalıklarımız var ki görmüyoruz. Neden görmüyoruz? Başkalarının ufak tefek hatalarıyla meşgul olmaktan kendi büyük hastalıklarımızı, manevi hastalıklarımızı göremez olduk maalesef. Eyvallah hocam. O yüzden imtihan diyoruz, sabır diyoruz. Varlıkla da imtihan halindeyiz. Bir dakika hocam, varlıkla Allah imtihan ediyor. Yani sadece almakla değil. Ya mesela sağlığını aldı bir insanın, hasta etti onu, o imtihan, onu anladık. Ama sağlıklı olması da imtihan mı? Kesinlikle. Evet. Varlıkla da imtihan halindeyiz, darlıkla da, yoklukla da imtihan halindeyiz. Mesela ben hep olaylara şöyle bakarım, derim ki Allah'ım evlat verirsin, imtihan edersin. Vermezsin, imtihan edersin. Çok güzel. Mal verirsin, imtihan edersin. Vermezsin, imtihan edersin. Yani nasıl imtihan? Hocam haramın azabı var, helalin de hesabı var. Çok güzel. Haramın azabı, helalin hesabı. Hesabı var. Biz kesinlikle buna göre kendimizi hazırlamak zorundayız.
Allahu Teala innema envalukum ve evladukum fitne. Sizin mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir buyurur. Bunlar bizim için imtihandır. Çünkü biz bunlara hangi anlamda tahammül ediyoruz? Yani yetiştirirken saldım çayıra, Mevlam hayra değil de Rabbim, Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbim benim zürriyetimden gelenleri sana halis, muhlis, kul eyle. Evet. Ellerini açan, gönüllerini açan, başka huzurlarda huzur arayan değil de senin huzurunda huzur arayanlardan eyle. Çok güzel. Namazını kılan ve namazın kendilerini adam kıldıklarından kendisinde çok farklı anlamlar, farklı güzellikler barındırır. Mesela Türkçemizde hamal ve tahammül kelimeleri vardır. Hmm. Şimdi aynı kökten geldiğini baktım geçen bir kitapta okudum. Yüke katlanınca hamal, sıkıntıya katlanınca da tahammül olur diyor. Allahu Ekber. Yüklenmek, sırtlanmak, evet. Taşımak. Yani anlamında. Gerçekten yüke katlanınca hamal oluyor, sıkıntıya katlanınca tahammül oluyor. Hmm. Ya sıkıntıyı Allah Teala verir, imtihan eder. Değil mi? Vermez, sağlık verir, sıhhat verir. Ondan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle sağlığını, sıhhatini nerede tükettin diye o sual cevap bulmadıkça yerinden ayrılamaz mümin. Mahşer yerinden. Mahşer yerinden evet. Ayrılamaz ya. Yani. Allahu Teala verdiği her şeyden sümme letus elunne yevme izin anin na'i. Allahu Ekber. Allahu Teala öyle bir günde bizi hesaba tabi tutacak ve hesapta her şeyi soracak. Bütün nimetlerden sorgu suale çekecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir bardak suyu alıp da bundan da hesaba çekileceğiz diye Hazreti Ömer ve Hazreti Ebubekir'in yanında gözyaşlarını akıttığını hepimiz okuyoruz yani. Biz yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin insanların imtihanlarının çeşitlilik arz ettiğini. Kimisi suyun olmamasıyla imtihan oluyor. Kimisi yani şu dünyada refah bir hayat yaşayacakken birilerinin gidip de onların yeraltı, yerüstü zenginliklerini çalıp kendileri refah içerisinde yaşamak suretiyle onları böyle zelil bir hayata mahkum etmelerinden de Allah-u Teala herkesi imtihan edecek. Yani. Hocam Allah razı olsun. Ayet-i Kerime'yi deyince aklıma geldi. Tekasül suresinin son ayeti işte. Thummeletus elune yevme idhanin naim. Bir tefsirde denk gelmiştim. Sahabe Efendimiz diyor ki ya Resulallah benim diyor ki işte bir üst bir alt elbisen var mı diyor. Var ya ya Resulallah diyor. Ondan da hesaba çekileceksin diyor. Şimdi biz elbiselerimizi düşünüyorum ben. Bir sahabe geliyor diyor ki benim alt bulsam üst yok, üst bulsam alt yok diyor. Ben de hesaba çekileceğim diyor. Efendimiz diyor ki bir sıcak yaz gününde bir ağacın gölgesinde gölgelendin mi Allah ondan da hesaba çekecek. O zaman verdiği nimetlere karşı hesabımız çok çetin olacak. Rabbim kolay kılsın inşallah. Muhterem hocam aynı zamanda imtihanla alakalı وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ayeti de bir imtihan olduğunu evet, gösteriyor değil mi hocam? Evet çok güzel evet. Bir imtihan. Yani Allah-u Teala sizi diyor bir şeyle imtihana tabi tutarız. Mutlaka bir şeyle imtihan ederiz. Varlıkla yoklukta dedik evet. Ya. وَالْخَوْف korku. Ne korkusu? Ya aç kalacağım korkusu olabilir, kaybedeceğim korkusu olabilir. Yani bütün korkular böyle bir endişeler. Evet. Halbuki Allah varken bizim dünyalık hususta ya bugün aç mı kalacağım endişesinin olmaması gerektiğini. Velcu' açlık korkusuyla, değil açlık hocam. Endişesiyle. Sanki Allah-u Teala havfi orada belirttikten sonra arkasından havfin ne olduğunu bu kelimelerle de açıklıyor zaten. Çok tefsir güzel. Ediyor ya. Vel havf, havf nedir ya Rabbi deyince sabret. Cu' ve naqsin minel enval, açlık ve mallarınızdan vel enfus, nefislerinizden imtihan etmek. Allah-u Teala verir bazen 5 tane erkek evlat alır hepsini. Allah benim değildi ki zaten evet. Senindi. Veren sendin, alan sendin. Allah-u Teala bazen gözümüzü verir. Bir bakarsınız ikisini birlikte aynı anda alıverir. Gitti, ışığımız gitti. Rabbim benden başkasını bulamadın mı yerine? Evet. Rabbim veren sendin. Zaten mülkün sahibi mülkün sendin. Mülkün sahibi sendin. Çok bende güzel. Olan herhangi bir şeyin sahibi ben olmadığım için yani benim bu şekilde böyle nara atmam ya da sana karşı isyan etmem doğru değil demeli. Yine aynı şekilde Allah-u Teala mal varlığı verir, bir kıvılcım yok eder gider. Ya da hocam pandemi sürecinde yaşadık. Birçok zirvede olan insanların mallarının nasıl bittiğini gördük. Nasıl bittiğini zarar gördük. Ettiklerini gördük. Ya, evet. Yani bazı esnaflarımızın mesela bir anda yani Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcılar evet. Olsun. Evet. Ve semerat dedik. Aynı şekilde semerelerden meyveniz, bağınız, bahçeniz bir anda gider. Ürünleriniz ama ve beşiriz sabiri. Allahu Ekber. Bütün bu imtihanların neticesinde. Ya sabrediyorsa Allah'ım sen gönderdin. Ben imtihan ediyorsun. Ben imtihandayım. Ben biliyorum. Ve le neblüvenneküm dedin çünkü yani. Bir şeyle imtihana tabi tutacağız dedin. Ben bunun farkındayım. Mesaj alındı. Ve sabrediyorum.
Sen de zaten ve beşir sabirin dedin. Sabredenleri de müjdeliyorsun diyoruz. Hocam kolay bir şey mi? Şimdi değil. Öz vatandayız. Muhterem izleyicilerimiz, vatandaşlarımız ekin ekmişler ilimizde, Türkiye'nin birçok yerinde. Bir dolu vursa, ürünlerin tamamı gitse, burada sabır göstermek kolay mı? Yani o yüzden ve beşir sabirin diyor değil mi hocam? Evet. Yani müjde onlara. Yani malın tamamı gitmiş, ekin gitmiş, işte ürünleri vurmuş dolu. Ya da işte can gitmiş, evlat gitmiş. Yani orada sayılan şeylerden kaybettiğimizde sabır göstermek kolay değil herhalde. Geçen gün babamla telefonda konuşuyoruz. Allah herkesin babasına sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Amin inşallah. Baba ne var ne yok dedim. Ekinler nasıl bu sene filan dedim. Böyle eker. Oğlum dedi ekin yok ama elhamdülillah dedi. Allahu Ekber. Baba nasıl yani olmayacak mı bu sene dedi. Oğlum verdiği yıllarda dedi çok veriyordu dedi. Hiç onu konuşmuyorduk dedi. Çok güzel. Mesele bu değil mi hocam? 1'e 20 veriyordu dedi. Hiç Allahu Teala bu sene ya bol verdi, bereketli oldu falan demiyorduk. Ya biz bazen 1'e 20 verir bazen de vermez. Oğlum ortalamasına bak sen dedi yani. Çok güzel. Hakikaten. Çok güzel. Aç mı kalıyoruz falan dedi. Ya dedim ki büyüklerin büyük yaklaşımı oluyor dedim yani. Değil mi? Sabretmek lazım. Gerçekten sabretmek lazım. Tahammül etmek lazım. Bazen dünyada kazançlı çıkmak, dünyadan kazançlı çıkmak mıdır diye düşünürüm hep. Bir dakika hocam. Dünyada kazançlı çıkmak, dünyadan kazançlı çıkmak mıdır? Evet. Yani dünyada kazançlı çıkan herkes dünyadan kazançlı mı çıkıyor? Allah-u Teala veriyor da, verdiğin karşılığında da ama bekliyor. Ne bekliyor? Evet. Öşür bekliyor. Ne bekliyor? İbadet bekliyor. Ne bekliyor? Şükür bekliyor. Ne bekliyor? Sabır bekliyor. Yani biz sadece Allah-u Teala verdiği zaman mı şükredeceğiz? Çok güzel. Verdiği zaman da, vermediği zaman da elhamdülillah diyeceğiz. Ama bu elhamdülillahı nimetin kendi çeşidinden, kendi tarafından şükredeceğiz. Mesela verilen nimetlere şükür, teşekkür onu başkasıyla paylaşmakla olur. Çünkü gerçekten insanlar bazen biriktiriyorlar. Ondan sonra da ondan istifade etmeden çekip gidiyorlar. Şu sofrada 10 tabak yemeğimiz olsa midemizin alacağı bir tabak yemek. Değil mi hocam? Gerçekten. O evet. Yüzden elbette ki Müslüman zengin olsun. Yani Müslüman elbette ki varlıklı olsun. Çünkü en güzel şey Müslümana yakışır. Giyinmek, yemek, içmek. Fakat paylaşmak önemli. Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Peki hocam bu imtihan dünyasında başımıza gelen bela ve musibetler var. Siz çok kısa zamanda bir hastalık geçirdiniz. Rabbim tüm hastalarımıza özellikle bu Covid'den sıkıntı çeken kardeşlerimize şifalar ihsan eylesin. Vefat edenlere Allah gani gani rahmet eylesin. Mekandan cennet eylesin. Başımıza gelen bela ve musibetleri nasıl okumalıyız hocam? Yani illa bir azap mıdır? Yoksa başka şekilleri de var mıdır bu bela ve musibetlerin? Şimdi aslına bakarsanız hastalık bazen imtihan olur yani. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrul lekum. Yani bazen ihsan-ı ilahidir, ikram-ı ilahidir, imtihan-ı ilahidir. Gerçekten biz bunun farkında olmamız gerekiyor. Farkında değiliz bazen. İnileriz bazen ya ne oldu ki ben çok sağlamdım bana geldi vesaire gibi. Hep inileriz ama büyük insanlar da Allah-u Teala'nın bize öğrettiği gibi اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Başlarına bir musibet, bir hastalık, bir bela geldiği zaman derler ki Rabbim ya biz bunun farkındayız, sen bizi imtihan ediyorsun. Bir dakika hocam, biz bunu hep cenazede söylüyoruz. Bir cenaze salası duyduğumuzda اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyoruz. Hastalık olduğundan mı söylemeliyiz? Tabii kesinlikle. Yani bir hastalık, bela, musibet. Zaten biz ölümü de bir musibet olarak karşılarız bazen. Halbuki öyle değildir yani. Değil şimdi hocam? Ona da geliriz birazdan evet, inşallah. Evet, ölüm hocam. Konusuna da i̇nşallah. Geliriz. Bir musibet değil. O yüzden Allah-u Teala bunların musibet olduğunu zannetmeyin. Böyle bir şey yok diye. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُنْ. Başlarına diyelim ki bir musibet geldi. Böyle karşıladılar. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ Rabbim ben bana ait değilim ki ya. Ben buraya da ait değilim. Hocam insanı rahatlatan bir ifade biliyor musunuz? Yani bir hastalık geçirdiniz. Zaten ben Allah'tan geldim, Allah'a döneceğim. Ben bu sağlık da Allah'ın da demek psikolojik ben de insanı rahatlatır. Gerçekten. Şimdi hocam, değerli hocam, hastaneye yattık. Bu oksijeni verdiler. Dedim ki Allah'ım sen yıllardan beri dedim o kadar verdin. Biz kıymetini bilmedik. Sonra da bak dedim ya bir kabloya bağlandık. Yani şöyle geçmişe döndüğün zaman oradaki ahların, vahların, tek kul hakkı var mı üzerimde? Pişmanlıkların. Pişmanlıkların.
kırdım mı acaba birilerini? Buraya nasıl geldim? Buradan çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım? Ya bunlar aklınıza geliyor tabii. Yakın, geliyor. Ölüme yakınlık mı hissediyorsunuz? Ölüme yakınlık hissediyorsunuz. Fakat orada aslına bakarsanız daha sonra bir tefekkür çok güzel mekanizması devreye giriyor. Diyorsunuz ki ya herkesin sayılı bir ömrü var. Bu dünya bizim ebedi kalacağımız bir karargah değil. Bu dünya Efendimizin tabiriyle yani bir yolcu gibi geldik, ağacın altında gölgelendik, yolumuza devam ediyoruz. Gidiyoruz bir menzilden ve büyüklerin tabiriyle ana rahminden geldik, pazara bir top kefen aldık, döndük mezara demiş yani. Böyle. Ondan sonra o tefekkürle tabii insan zaten kendisini buluyor. Ve şimdi hastalığın dert değil derman olduğunu anlıyoruz. Yeter ki sabretmek lazım. Tohum toprağa atılıyor, çürüyor ve sonra filizleniyor. Yani oradaki sıkıntı daha sonra filizleniyor diyorsunuz evet. Ki yani gerçekten siz aslına bakarsanız hayata bakışınız değişiyor. Yamuk bakanlar düz göremezler. Siz artık orada düz görmeyi öğreniyorsunuz. Yamuk bakışları tamamen orada bırakıp çıkıyorsunuz yani. Ondan sonra da şunu anlıyorsunuz. Hastalığımda dakikalar yıl gibi geçti ama benim hiçbir yerim ağrımazken geçen dakikaların, yılların hesabını hiç bilemedim. Öyle geldi geçti ki günde 5 öğün huzura davet edildim ama o 24 saatin 1 saati çok geldi. Baba oğula bir bağ bağışlamış ama oğul babaya bir salkım üzümü kurban etmiş derler ya. Allah-u Teala bize 24 saat vermiş fakat biz bunun 1 saatini tekrar bize binlerce saat olacak olarak ikram edecek, döndürecek Rabbimize vermekten hep imtina etmişiz diye insan düşünüyor ya yani orada. O zaman şunu mu anlıyorsun hocam? Rabbim kendisini hatırlatıyor bela ve musibetlerle, tabii, hastalıklarla. Zaten şey var ya hocam, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde "Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun." Siz beni gündeminizde tutun, ben de sizi gündemimde tutayım. Siz beni gündeminizde canlı tutun, gündeminizi alın, ben de sizi gündemime alayım. Veşkuruli, şükürden vazgeçmeyin. Bana şükürde devamlı olun. Ve sakın ola ki nankörlük etmeyin. Ve la tekfurun. Çünkü nankörlük size yakışmaz. Değil mi hocam? Böyle. İhtinas sıratal müstakimde Rabbim bizi bize hidayet et anlamında Rabbim bizi hidayette daim ve kaim eyle. Değil mi hocam? Anlamında kullanırız. Çünkü yani biz sağlıklıyız, sıhhatliyiz ama hocam emin olun dünyada öyle çetrefilli yollar var ki böyle ana yolda gidiyorsunuz tali yollara kurulmuş tuzaklar var. Allah muhafaza 70 yılda kayıp kazandığımızı 7 saniyede kaybedebiliriz. Allah ekber. Riyaya girdiğimiz zaman 70 yılda benim dersek evet. Ve bu benden kaynaklı dersek ben kazandım filan dersek elin kaldırma kuvvetinin kendimize ait olduğunu, gözün görme kuvvetinin, dilin tad alma kuvvetinin kendimize ait olduğunu, konuşma kuvvetinin kendimize ait olduğunu eğer iddia edersek vallahi kaybederiz. O zaman başta okuduğumuz ayet çok daha bir anlamlı hale geliyor. Tebârekellezî biyedihil mülk. Her şeyin mülkiyeti kendisine ait olan Allah ne yücedir. O zaman evet. Bütün mülkiyet Allah'a ait. Evet, kesinlikle yani. Evet. Musibet zamanı çok uzun, safa zamanı pek kısa, ömrünün de kıymetini bil diyor yani resmen hastalık. Hastalık sonra aczini bildiriyor insana. Sen sana malik değilsin, zayıfsın, dişindeki ağrıyı, gözündeki ağrıyı gideremiyorsun. Senin doktorun, senin ilacın bir vesile. Ben vermezsem şifayı. Değil mi hocam? Ya, peki hocam özür dilerim. Sadece insana hatırlatmıyor bu aziyetini. İnsanlığa da hatırlattı hocam. Uzaya araç gönderen insanlar gözle görülmeyen bir mikroba yenilmediler mi şu anda? Evet. Bütün dünya muazzam silahlar yaptılar. Belki 10 bin kilometre ötedeki bir varlığı vuracak şekilde silah yaptılar. Ama ilginçtir, gözlerinin önündeki bir küçük gözle görülmeyen bir virüse yenildi virüse insanlar. Yenildi insanlar. Evet. Aciziz demek yani. Aciziz zaten. Ve izâ merıltu fehüve yeşfîn. Allah'a emanet. Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır diyor. Hmm. Şifa. Şifanın nereden olduğunu öğretiyor hastalık tabiri caizse. Eyvallah hocam. Bu dünyanın sahibi değiliz değerli hocam. Misafiriyiz. Dünya yalan değil. Ben yalan dünya diyenlere kızıyorum diyorum. Yalan üzerinden gerçek kazanılmaz. Bu dünya fani. Fani hayatta biz bakiyi kazanmanın peşindeyiz. O yüzden ben bu dünya yalan demiyorum ama fani olduğunun farkına varalım diyorum. Mesela bizim hayatımızda başarıları, zenginlikken işte insan kendinden biliyor ya bazen böyle. Yani bunun farkına varmamız için hastalık aslına bakarsan başarılıydın ama ne oldu? Bak geldin yattın kalkamıyorsun. Zengindin ama şu anda senin zenginliğin sana fayda etmiyor.
Çünkü sen sudan başka bir şey alamıyorsun vücuduna. Yiyemiyorsun, evet. İçemiyorsun. Farkına var. Bundan sonra demek ki güzellikler paylaşılırsa daha güzel oluyor. O zaman asıl zenginliğin gönül zenginliği olduğunu daha iyi anlıyoruz. Evet, asıl zenginliğin gönül zenginliği, paylaşma olduğu ve sıhhat olduğu, sağlık olduğunu anlıyoruz. Çok güzel hocam. Yine benim şikayete hakkım yok. Çünkü vücut benim değil dedik ya az önce. Bedenin sahibi ben değilim diyoruz. Yine hastalık insanların dünyaya bakışını değiştiriyor. Bir yönüyle hediyeyi ilahi dedik, hediyeyi rahmani dedik, inamı ilahi dedik. Bizim emanet olduğumuzu ve bu dünyada bir bekçi olduğumuzu, yani malın, mülkün, evladın, servetin bekçisi olduğumuzu bizden önce de birilerinin bekleyip geçtiğini hatırlatıyor bize. Değil mi? O zaman şey mi hocam, yani bu kadar emaneti konuştuk, imtihanı konuştuk, elimizden kayıp gidiyor dünya, ayağımızın altından kayıp gidiyor. Ölüm her an gelebilir mi hocam? Yani buradan her an gelebilir. Son 10 dakikamız var her inşallah. An buradan çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız bilemiyoruz yani. Evet. Bilemiyoruz bazen. O yüzden hep şey diyorlar ya, yani ya yarım saatiniz olsaydı ne yapardınız? Zaten yarım saatimiz var mı yok mu bilmiyoruz ki biz. Yani bir gününüz olsaydı ne yapardınız? Yani Müslüman ölümden kim korkar? Ölümden, ölüme hazırlığı olmayanlar korkar. Eline çantasını almış, içerisine salih amellerini doldurmuş bir Müslümanın ölümden korkması mümkün mü? Yok. Değil ben hocam. Hazırlıklıyım. Azrail geldiği zaman sevenin sevgilisiyle kavuştuğu gibi gel beni al elimden tut götür der. Öbürü de her gün ya ölüm gelmese de biraz daha dünyada kalsam diye bakar. Çünkü gideceği yerin kaldığı şu andaki yerden daha iyi olduğuna inanmıyor yani. İnanç eksikliği var. O yüzden de elhamdülillah bize ölüm, bize hastalık diyor ki ölümlüsün sen, fanisin diyor. Yine günahlarımıza kefaret olur, yeter ki sabredelim. Biz bazen hep elhamdülillah ala kulli hal sevel kufri ve dalal deriz de, yani her halimize şükrederiz ama şükrümüz hep dilde kalır. Bir dakika hocam, elhamdülillah ala kulli hal, her halükarda Allah'a hamdolsun diyoruz. Ama sivel kufri ve dalal. Yani dalalet ve küfür haricinde evet. Her halde Allah'a hamd ediyoruz. Bazen hasta olduğumuzda isyan edebiliyoruz. Kaybettiğimizde isyan edebiliyor. Demek ki bu söz dilde kalmaması lazım. Evet, dilde kalmamalı. Değil mi hocam? Yaşantıya dökmeliyiz artık. Allah gerçekten Allah. Her halimizde. Yemekte bile başında besmele çekiyoruz. Rabbim senin isminle başlıyorum ha. Sonra ortasında ne yapıyoruz? Şükrediyoruz. Eşşükrü lillah diyoruz Rabbim. Elhamdülillah. Sana teşekkür ediyorum. Diyoruz. En sonunda yani Allah-u Teala'ya tekrar elhamdülillah. Rabbim beni başkasına muhtaç etmedin vesaire diyoruz. Tefekkür ediyoruz. Yani başında Allah-u Teala'nın ismiyle başladık. Ortasında şükrederek tefekkür ettik. Sonunda da Allah'ım bu nimetlerden yedik. Bu nimetlerden gelen enerjiyi sana kullukta harcamamızı nasip eyle diyoruz. Dua ediyoruz. Aynen hastalıkta böyle. Yine hasta olan değil eceli gelen ölüyor. Bir dakika. Hasta olan değil eceli. Covid-19 hastalığına yakalanıp da ölmeyen kardeşlerimiz var, vefat etmeyen. Ama yakalanmadığı halde başka hastalıklarına vefat etmiyor. Aynen. İza cae eceluhum la yestekhirune sa'aten ve la yestekdimun. Ecel geldiğin zaman ne bir saat tehir edebilirsiniz, ne bir saatte. O zaman ecel gelmesi tabii gerekiyor. Ecel gelmesi yani vaktin dolması gerekiyor. Yüzden, yoksa yani hastalandığın zaman ölüm korkusu elbette ki olsun ama oradaki ölüm korkusu öleceğim değil. Öldükten sonraki durum ne olacak? Aslında bu olmalı. Yani ölüm yokluk değil, idam değil, kayboluş değil. Ölüm tezkere alan askerin durumu gibisin ya. Bitti askerliğin. Gidiyorsun ya başka bir hayata gidiyorsun. Asıl hayata mı gidiyoruz? Asıl hayata gidiyorsun yani. Fani hayatta kazandıklarını baki hayatta artık hiç ölümün olmadığı bir hayatta seni karşılaması. Ölümün öldürüldü diyorlar evet, ya. Evet aynen öyle. Evet. Nice peygamberler dedik az önce çeşitli hastalıklar vesaire gibi. Eşeddün nas belâne el enbiyâ fümmel evliyâ dedik. Hocam oraya bir şey söyleyeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel bir ifadesi var. Geçenlerde denk geldim. Diyor ki başına bela ve musibet gelen insan beni düşünsün diyor. Yani ne sıkıntılara uğradığımı. Demek ki insanlar peygamberleri düşünürlerse, o peygamberlerin hangi eziyetleri, sıkıntılar çektiğini, hastalık açısından, imtihanlar açısından bizimkinin bir şey olmadığını anlıyoruz. Tabii kesinlikle değil hocam. Mi? Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Kendi hastalığımızın, kendi derdimizin. Mesela Hazreti Peygamber'in hayatını bir okuduğumuz zaman hocam, biz ona layık bir ümmet değiliz diyoruz ya. Allahu Ekber. Gerçekten. Biz ona layık bir ümmet değiliz. Çünkü açlık, sıkıntı, hor görülme, kendi vatanında yabancı muamelesi görme. Kovulmuş hocam. Evet yani evet. Ne bileyim işte 3 yıl, 4 yıl ekmek vermeme, su vermeme, bir şey satılmaması. O
Yani düşündüğümüz zaman hakikaten bunlar zor şeyler. Taif'te yaşadıkları. Evet, Taif'te yaşadıkları. Evet. Sonra gidip de işte münafıklarla yaşadıkları vesaire. Bunların hepsi yani 23 yıllık hayatında bizim ömrümüzün tamamında bile belki onda birini yaşayamayacağımız, tahammül edemeyeceğimiz şeyler. Ve bu yani şöyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakarsak zaten kaçıp kaçıp değil mi Hira mağarasına gitmesinin sebebi ya ben gideyim buradan falan değil. Oraya çıkıp da Allah'ım ne olacak bu insanların? Kafa hayatı, dinleyeyim diye gitmiyor hocam. Yok. Tefekkür yani. Tefekküre gidiyor. Ne yapabilirim? Yani çözüm. Bir çıkış yolu nasıl bulabilirim? Ondan sonra zaten ayet gelip de artık akrabalarını uyar. Artık insanların içerisine karşı yani anlat insanlara bir şey dedikten sonra bir daha çıkıyor mu oraya? Yok. Yok yani. Evet. Çünkü artık aradığı şeyi bulmuş. Değil mi hocam? Aradığı şeyi bulmuş. Biz o yüzden ölümden falan korkmayacağız. Hastalık bize yeni bir güç verecek hocam. Değil mi? Yeni bir güç verecek. İnşallah. Şimdi az önce ölüm dedik ya değerli hocam. Buyurun hocam. Bir hocamız vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir müftümüzdü. Sosyal medya hesabından ölmeden birkaç gün önce ibretlik veda diye o kadar güzel bir şey paylaşmıştı ki bu her tarafta da vardı. Ey ölüm diyor. Habersiz geleceksin bir gün biliyorum. Kapımı çalmadan gireceksin içeri. Elimde işim, ocakta aşım, gözümde yaşıma bakmadan geleceksin. Ne haber vereceksin, ne davet edilmeyi bekleyeceksin. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiçbir işim bitmemişken geleceksin. Hazırlığım yok. Umudum çokken, belki aç, belki tokken geleceksin. Biraz bekle, biraz dur, biraz geç kal diyemeden. Bir şeyler alamadan yanıma, yalnız kalınca bir kabirde neler gerekliyse, onları dolduramadan valize, kimseyle vedalaşamadan, son taksitleri yatıramadan, oğlumu son kez göremeden, kızımı öpemeden, son sözlerimi diyemeden geleceksin. İzin bile alamadan, müsait misin diye sormadan, baş başa yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin. Anaları evlatsız, evlatları anasız, yiğitleri yarsız bırakansın sen. Gülüşleri yarım, sızıları derin bırakansın sen. Her yeni ölümlü hayatın yalanlığını anlatansın sen diyor. Kapıyı en çok çalan ama hiç beklemeyensin. Kapıyı en çok çalan ama hiç beklemeyensin. Hiç beklemeyensin. Yani Azrail Aleyhisselam'ın günde yüzümüze işte Efendimizin tabirleriyle şu kadar baktığı, şu kadar baktığı vesaire farklı şeyler evet. Var ya. Ama niye bakıyor? Hazır mısın bak geleceğim bir gün. Hazır mısın? Hocam Rabbim hazır olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Elimizde çok, valizimiz. Değil mi hocam? Hazır bekleyeceğiz. Çok muhteşem bir yani ifade. En çok görünen fakat hiç hatırlanmayansın diyor. En çok görünen fakat hiç hatırlanmayansın. Hayallerim sonsuz, planlarım sensiz. Sensiz kalemim kağıdım, sensiz ekmeğim aşım. Biliyorum habersiz geleceksin bir gün. Her şeye rağmen tüm unutulmuşluklara, tüm aldanmışlıklara rağmen geleceksin. Yarım olan, tam olan neyim varsa alıp götüreceksin. Yanımda gideceksin. Kimseye bildirmeden en sessiz halinle geleceksin ama giderken nice fırtınalar bırakacaksın ardında. Ansızın geleceksin bir gün. En güzel azalarımı çürütmek için, en tatlı varlığımı eritmek için geleceksin. İnsan bedenine öyle bir yatırım yapıyor ki, dişi düşüyor, en kalitelisinden yapıyor. Saçımıza, sakalımıza, evet. Ötekine, berikine öyle bir yatırım yapıyoruz ki ama hepsi çürüyüp gidiyor. Çürüyüp gidiyor. Aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de hocam iki tane kelime var. Birisi hasenat, birisi de salihat. Allah-u Teala hasenattan bahsederken hasenat. فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir haseneyle gelirse ona 10 katı var. Yani kim bir güzellikle gelirse, bir güzellik yaparsa 10 katı sevap verilir. Evet, hasenat 10 katı. Hasenat bu. Ama dikkatimi çeker hep. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İman edip de ardından bu imanlarını salih amel ile tezyin edenler, süsleyenler var ya, onlara altından ırmaklar, akan cennetler var. Hatta başka yerlerde işte veradu anhum şeklinde işte Allah-u Teala ya gayri hesap. Aynı Allah-u Teala onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldu, hesapsız ödenecek vesaire çok farklı evet. Şeyler var. Hocam, hasenatın kişinin kendisini güzelleştirmeye yönelik davranışlar olduğunu ve bunun salihata dönüştürmesi gerektiğini. Yani ben artık iyi oldum ama benimle yetmiyor. Biz olmalıyız. O da salihat. O da salihat. Zaten salih düzeltmek anlamına geliyor. Aynen öyle. Sulh etmek. Kendimi tabii. Düzelttiğim gibi başkalarını da. Aynen öyle. Yani çünkü ben benden ibaret değilim. Çok güzel. Yani bahçeni temiz çöpleri yan bahçeye at mantığı bizim mantığımız değil. Biz
artık hasenatı yerine getirdikten sonra salihata bakmamız lazım. Mesela bazen eşyaları elimize alırız, çalışırken aklıma gelir, keser, Rabbena, 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 kendine doğru yontar ya ama testere, bir sana, bir bana, bir sana. Benim dışımda insanların varlığından da haberim olmalı. Dünyanın dört bir yanında, zulüm altında inleyen, mazlum kardeşlerimiz var, mağdur kardeşlerimiz var, açlıkla imtihan eden, kıtlıkla imtihan edilen kardeşlerimiz var. Vatansızlıkla imtihan edilen kardeşlerimiz var. Bu hastalıklar bize bunları da hatırlatıyor, emin olun. Eyvallah. Yani... Hocam gerçekten. Allah razı olsun. Çok faydalı bir sohbet oldu. Peki hocam, son dakikalarımız. Muhterem izleyicilerimize, TV1 ekranlarında bizleri izleyen izleyicilerimize imtihan ve muhasebe ile ilgili neler söylesiniz hocam? Evet. Aslında söyleyecek çok şey var ama ben özellikle şunu söylemek isterim. Herkesin bir yatırım hesabı olsun hocam. Bir dakika hocam, yatırım hesabı. Herkesin mutlaka bir yatırım hesabı Banka olsun. Banka hesabı değil. Ya o değil ya. Yatırım hesabı olsun. Biz bugün hocam, yatırım hesabı deyince... Ya işte yatırım hesabı, acaba altın mı biriktirsem, gümüş mü biriktirsem vesaire diyoruz ya. Ama şair çok güzel söylüyor. Hasis sarraf kendine bir akçe diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir diyor. Allah aşkına herkesin bir yatırım hesabı. Günlük oraya ne kadar iyilik, ne kadar fakirin, fukaranın, mazlumun yüzünde tebessüm oldum. Ne kadar mağdur insana, mazlum insana yol açabildim. Ne kadar Allah razı edebildim bugün diye o yatırım hesabını gece yatarken bir yoklasın. Bir açsın bir baksın. Acaba zararda mıyım, ekside miyim, artıda mıyım bir baksın yani. Bugün bazen işte dolara, euroya sağa sola işte şu kadar gelmiş, şu kadar artmış, şu kadar eksilmiş falan diye herkes yokluyor ya. Onu da bir yoklayalım, emin olun. Aynen. Evet. Hazreti Ömer'in İşte bugün Allah için ne yaptın dediği gibi bir yoklamak lazım. Bir de lazım. Aynı Ömer Efendimizin, ben de onu söyledim. Hasibu enfusekum kablen tuhasebu. Evet. Yani hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin ifadesi. Mutu kable entemutu. Evet. Yani ölmeden önce bir ölmek yani. Rabıta değil mi? Yani bu mutasavvıfların tasavvuftaki rabıta dediğimiz günlük Allah'la iletişime geçip, yani kalben Allah'la iletişime geçip, Rabbim ben sana layık bir kul muyum, değil miyim? Bugün acaba yapmış olduğum şeyler diğer tarafa baktığım zaman beni razı yani beni razı etmeyen şeyler seni nasıl razı edecek? Evet. Beni razı ediyor mu, etmiyor mu diye bakması gereken bir hesap defteri yani bir. O zaman yatırım. Akıllı insanı şimdi anlıyoruz. Evet. Hani Allah Teala Peygamber Efendimiz akıllı insan tabiri kullanıyor yani. Elke yusmenda nefsehu, kendisini hesaba çeken. Kendisini hesaba çeken ve öteler, ötesi için yatırım yapan, Allah hazırlık Allah yapan insandır diyor. Yine hocam ben bazen çok dinlerim böyle Barış Manço'nun şarkıları, türküleri çok güzeldir hakikaten. Eyvallah. Orada, Allah rahmet eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Amin orada inşallah. Çok güzel mesajlar yüklüdür. Orada yaz dostum diye başladığı bir şey var ya hocam. Yaz dostum diye başlıyor. Evet. Güzel sevmeyene adam denir mi? Allah için sevmeyene. Güzel. Adam denir mi? Güzel sevmek Allah için sevmektir. Altı üstü 5 metrelik bez için boşa geçmiş. Ha, selam almayana yiğit denir mi? Altı üstü 5 metrelik bez için boşa geçmiş ömre yaşam denir mi diyor. Yoksul görsen besle kaymak bal ile, garipleri giydir ipek şal ile, öksüz görsen sar kanadın kolunu, kimse göçmez bu dünyadan mal ile diyor. Allahu Ekber. Alın size mesaj işte. İşte gerçekten. Kimse bu dünyadan malla, makamla, mevkiyle, yani omuzlarındaki pırpırlarıyla, o ne bileyim fani dünyada takmış oldukları rütbelerle falan kimse gitmez. Hepsi kabir kapısına kadar. Allah rızası için bize gelen insanlara, bize ihtiyacı olup da gelen insanlara bakışımız, Allah'ım şöyle demeyelim ya bana niye geldin, benim işim değil yerin. Allah'ım bu sana geldi, sen beni adres gösterdin. Çok güzel. Bana gönderdin. Diyelim Allah-u Teala'nın bize gönderdiği ve bizim onun ihtiyacını karşılamamızı istediği ve bu vesileyle bizi imtihan ettiği birisi olarak bakalım. Eyvallah hocam. İmtihana bağladık. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Muhterem TV1 izleyicileri, bir rahmet damlaları programının daha sonuna geldik. Bugün Kayseri İl Müftü Yardımcımız Muhterem Hocam Mehmet İzci ile muhasebe ve imtihan konusunu konuştuk. Rabbim kendimizi muhasebeye tabi tutmayı bizlere nasip eylesin. Her an imtihanda olduğumuzu ve bu imtihanın da sonucunda hesap vereceğimizi unutmadan bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Rabbim evlerinize huzur ve afiyetler nasip eylesin. Sağlığınıza, sıhhatinize Rabbim bereketler ihsan eylesin inşallah. Şifalar ihsan eylesin.
Cenab-ı Rabbim bildiğimiz bilmediğimiz bütün hayırları sizlere nasip eylesin. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün kötülüklerden sizleri korusun, muhafaza eylesin. İnşallah emanetiniz Rabbim olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.